Şehadeti talep etmek, zafere niyet etmektir. İnsanlık tarihi boyunca dünyanın her yerinde, ilk defa değil ve son defa olmayacak bir zulümatla karşı karşıyayız. Ve her zamanki gibi bu zalimliğin de bir gün biteceğini iyi biliyoruz. Ama zalimlerin ortadan kalkmayacağı, sürekli mücadele edeceğimiz gerçeği karşısında bir şehadeti farkında olmadan sadece ölmeye bağlıyor olabiliriz. Şahitlik bir şeyi görebilmek ve o gördüğünüz şeyin içinde var olabilmektir. İçinde var olamayacağınız hiçbir şeyin zaferine talip olamazsınız. Tarih boyunca askeri orduları başarılara götüren ve onları zaferle buluşturan şey ellerinde tuttukları silahlar olmamıştır. Tarihin hiçbir döneminde hiçbir silahlı grup bir başka gruba karşı almış olduğu eğitimin birebir karşılığını almamıştır. Çünkü bu laboratuvar kimya laboratuvarlarına, fizik laboratuvarlarına, matematik konsilasyonlarına benzemez. Bu insandır. İnsandan hariç olan her şey için formüller aşağı yukarı belli. Zaman zaman değişkenlik gösterip belki bilim dünyasının yeni kurgularıyla yeni aşamalara geçiyor olabilirsiniz. Ancak demirden değiliz. Tahtadan da değiliz. Santimetre santimetre ölçtüğümüz şeyi şimdi keserken tam da olması gerektiği gibi bir sonuçla asla karşılaşamıyoruz. Hastane kapısından giren hiçbir hasta diğeriyle aynı teşhise muhatap olsa da aynı ilaçla oradan ayrılamıyor. Bu insanın sadece bedeniyle alakalı olsaydı eğer, bugünün dogmatik bilim anlayışıyla söyleyince gerçekten de hepimiz aynı ilaçlar, aynı sonuçlarla o hastanelerden çıkmamız gerekirdi. Çünkü demiri döverken dur bu 100 derece daha zor harlanıyor. Bunun için başka bir dereceye ihtiyaç var diyemiyorsunuz. Su NŞA'da hep 100 derecede kaynıyor. Ama insan böyle bir şey değil. İnsan hem böyle bir şey olmayıp hem de her seferinde ve her olay karşısında ben şimdi burada bunu yapacağım ve bu sonucu alacağım derse kendini de maddeleştirmeye başlamış olabilir. Madem ki biz madde gibi değiliz, maddeden müteşekkiliz, ayrı bir emanetin muhatabıyız, o yüzden hepimizin reçeteleri ayrıysa, bizim de dünya hayatında karşılaştığımız her problem için, her birisinin problem buysa yapılması gereken budur diyerek sonuçları aynı biçimde alma imkanına sahip değiliz. Bu materyalizmin getirisi olarak hepimizin olaylara aynı biçimde bakmamızı bize emreden ve hatta zerk eden anlayışın bir sonucudur. Belki ve inşallah bugün Filistin'de ve Gazze şeridinde yaşananlar, şerit diyoruz. Ne enteresan. Gazze şehri diyemiyoruz. Bir şerit kadar kalan bu Müslümanlar dün Srebrenica'da, Cezayir'de, Tunus'ta, Libya'da, Irak'ta adını unuttuğumuz şehirler ve ülkelerin her birisinde bu zalimliklerle karşılaştığında her birisine karşılık ayrı reçetesi olan bu topraklar bugün her şeyin kısıtlanmışlığı altında bunu sadece ölmekle, tankla ve topla halledeceğini düşünüyorsa bizim içimizdeki materyalizmin bir sonucuyla karşılaşmışız demektir. Bu toprakları en büyük zulümlerden birisi bu topraklarda yaşayan genci ve insanı materyalist düşünceye mecbur ettiler. Ve herkes, hepimiz insanlığımızı kaybetmeye başladık. Çünkü bizi insan yapan şey İçimizde var olduğuna inandığımız biz ona ruh diyoruz. Ve bu ruh mekanizmasının bedenle olan ilişkisi ya inanırsınız ya da inanırsınız. Yeryüzünde inanmayan hiç kimse yok. Kimi yaratıcının olmadığına inanıyor olabilir. Kimisi ise bir Müslüman gibi yaşayıp o yaratıcı var ve onun bir peygamberi de var diyebilir.
Bugün için söylemek gerekirse Gazze'de yaşanan olaylar için tespitleri kısaca beyan edip ki o aşağı yukarı herkese malum olduğu zannediliyor. Bir an önce o reçetelerle zafere niyet eden insanların açık bir şekilde şehadeti taleplerinin netleşmesi gerekiyor. Ve o netlik altında bilinmesi gereken ilk madde o ki şehadet bize bu topraklarda önce ölmek gibi sona kalan bir kelimenin son maddesi bu oldu. Nereye bakarsanız bakın, bütün kavramlarımızın derinliğini, o derinliğin içinde var olan zerafeti elimizden alıp götürürlerken biz de alın götürün demeye tabiri caizse biraz teşne olduk. O teşneliğin sonucu bugün bu fotoğraflar bir kısmı. Ve bu insanların ödemiş olduğu bedel karşılığında zaferin hemen şimdi geleceğine dair de ne bir beklentileri var, ne de şimdi olmasına dair bir mücadeleleri var. Çünkü onlar 75 yıldır bu mücadeleyi veriyorlar. Aslına bakarsanız gizli bir işgalin bir başka vesilesiyle de bugün bizler kendi ülkemizde farkında olmadan şu yerlerde otururken evet maddi bir rahatlığın içinde olabilir, tepemizden bombalar yağmayabilir. Ama bildiğini yanlış bilen her adam o zulme muhataptır. O zulmün karşılığında da inandığı her ne varsa inandıklarının sonuçlarını yeri geldiğinde yerine getiremeyeceği bir hale gelmiştir. O zaman bu yaşanan olaylara gelene kadar yapamadıklarımızın sonucu olan Gazze'nin bundan sonraki süreçte Siyonizmi bitirebilmek adına atılabilecek olan her adım için bugün reçeteleri hayata geçirmek zorunluluğu bir kez daha ifade edilir. Bu reçeteler ne zaman söylense biz hep şu sözü duyar olduk. Güzel söylüyorsunuz, hoş söylüyorsunuz da şu anda orada insanlar ölüyor. Bizim de problemlerimizin başında bu geliyor. Olanlar şu anda olmuyor. 80 yıldır oluyor. Dünyanın dört bir tarafında oluyor. Ve dünyanın dört bir tarafında her bu olay olduğunda son 150 yılda katman katman artarak ve derinleşerek daha da materyalist bir düşüncenin sonucunda bizler hadi gidelim savaşalım demekten başka bir şey söylemiyoruz. Oysa ki savaş ve savaşmak ve silahı cebine beline koyup karşı tarafa da karşılığını vermek bizim için tarih boyunca son çare olarak kullanılmıştı. Son çarede hiçbir şey olmadığında kullanılan bir şeydi. Bugün elbette bunun kullanılmasını arzu edenleriz. Elbette bir an önce İslam topraklarının ortasında kalan, içinde kalan bir kara parçasının etrafını çevirmiş İsrail gibi bir zalim anlayışın şimdi bugün derhal yok olmasını bu salondaki ve dünyanın dört bir tarafındaki herkes arzulamaktadır. Ama unutulmayacak bir şey var. Hitler Almanya'da. Biz yapılanları asla hoş görmüyoruz. Zaten farkımız bu. Almanya'da Yahudileri bitireceğim diye yola çıkan bu adam bitirebilmiş midir? Hayır. Almanya'da yaptıkları az çok öyle ya da böyle. Bugün Alman devleti Yahudilerin avuçları içindedir. O yüzden Almanya'nın tek bir söz söyleyemeyecek hale geldiğini görmüyor musunuz? Öyleyse bugün bir şeye de şöyle bakmanız lazım. Biz yarın sabah gerçekten içeride şu ana kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin ve birkaç ülkenin yaptığı ama henüz reklam etmediği işler elbette var. Ama diyelim ki gerçekten yarın sabah gerçek bir savaş oldu tam da arzu edildiği gibi. Soru şudur. Ondan sonraki gün Almanya'nın kurtulmayı beceremediği şeyden biz tam anlamıyla kurtulabilecek miyiz? Biz kendi içimizdeki o siyonist anlayışı fark etmediğimiz için bugünlere gelmişken o gün bu iş yapıldığında ve her şart yerine getirildiğinde gerçekten Gazze'yi kurtarabilecek miyiz? Yahut
Gazze'nin bugün içinde bulunduğu durum karşısında dünyanın dört bir tarafında sessiz kalmaya mecbur edilmiş yahut sessiz kalmayı tercih eden İslam devletlerinin farklı ülkelerindeki yöneticilerinin varlığı Gazze'deki zulümden az bir şey midir? Yani zalime zalim demenizin engellendiği dönemleri ne çabuk unutursunuz? Bir hakikat var sevgili gençler. Bundan yaklaşık 25 sene önce bu konferansı yapmak bana nasip olsaydı büyük ihtimalle de Bağcılar'da tanklar yürüyecekti. Çünkü 25 sene önce Sincan'da bir Kudüs gecesi sabahında kendi ülkemizin sokaklarında tanklar yürütülmüştü. Yani kıymetli dostlar, biz son 30-25 seneye kadar bu davayı ne konferansı, ne televizyonu, ne kitabı, ne dergisi kim konuşabilmişti? Bugün konuşabiliyor olmak da yetmez. Büyük bir aksiyon almak lazımdır diyen her gönül bilmesi gerekiyor ki bu konuşmaların içerisindeki değişimlerin hiçbirini kendi evimde ve ocağımda başarmadıkça İsrail isterseniz bugün yıkın, yarın yeniden daha kötüsünü yapabilecek kabiliyettedir. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri kurulurken ne Yahudisi ne Hristiyanı biz deist bir devlet kuracağız diyenler dahi onlardan kurtulmadı. Sebep basittir. Çok da kolaydır. Yahudiler gittiği ülkede kavramı ve parayı, bilimi ve sanatı eline almıştır. Sen istediğini evir çevir. Nihayetinde söylenenler her seferinde bilinci zayıflatılmış toplumlar üzerinde yeni bir bilinç kaydı yazdırmaktadır. Ve bu yazdırdığı yeni bilinçle düşünen toplumlar kendilerini bir ülkeyi yönettiğini zannetmektedir. Bugün Almanya kendisini Almanlarla beraber yönetemeyecek. Yönetemiyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri kendi ülkesini sömürgeyle kurdu, kıyımla kurdu, deizmle yola devam etmek istedi. Ben yaratıcıdan bıktım arkadaş. Avrupa'da bu hususta çekmediğim çile kalmadı dedi. Bak bugün Nixon'dan beri Siyonistlerin istediği dışında hiçbir şey söyleyemeyen Amerikan başkanlarıyla karşı karşıyayız. Dünyada Japonya'sı, Kanada'sı, Doğu toplumundan çıkıp Batı'nın medeniyetle izah etmeye gayret ettiğiniz her toprak parçası bu bilincini kaybettiği için Gazze'de olan olaylar karşısında sadece yeterli olmayan tepkilerle yola çıkmaya mecbur kalıyoruz. O zaman bizim hayatımızın içinde rüyalarımızdan bir çıkmamız, hayallerimizden bir uzaklaşmamız, niyetlerimize odaklanmamız ve şehadet dediğimiz kavramı ölümle değil, hakkıyla yaşamakta olmak gerekliliğiyle ifade etmek gerekiyor. Çünkü şehadet şahit oldu demek. Ölmeden önce veya yaşarken işte. Son anda öyle bir şeye şahit oldu ki, öyle bir şehadet hasıl oldu ki, gördüğü bitmiyor, o yüzden yaşamı devam ediyor demek. O halde bu adamların yaptığı en büyük illet ve zillet, topraklarımızda yaşayan insanın bilincini kaybetmiş haliyle sanki kendini yaşıyor zannetmesidir. Ve daha acısı, yaşamayı sadece bu topraklarda yemek, içmek, para kazanmak zannetmektedir. O yüzden bugün bu konferansın hemen girizgahında şunu söylemek gerekiyor. Kıymetli dostlar, Gazze kazanmıştır. Gazze zafere nail olmuştur. Çünkü bizler sadece bir kara parçasından ibaret olarak görmüyoruz Gazze'yi. Gazze, insanlığın son 150 yıldan beri ayakta duramadığı alanlarda ayakta durabilmeyi başarmıştır. Öyle bir şey başarmıştır ki, bugün dünyanın dört bir tarafında, üniversitelerde,
Yahudilerin etkili olduğu yerlerde Ebu Ubeyde'yi anlatmak yasaklanmıştır. Hamas kelimesini kullanmak yasaklanmıştır. Bunun dünya çapında meydana getirdiği bilinç aktivasyonunun bir kartopuya dönüşerek dünyanın dört bir tarafında bu adamların farklı biçimlerde yürüttüğü zulümatın üzerine gideceğimiz fikrinin yeniden filiz verdiği anlayışı İsrail hükümeti için gayet zorluğu meydana getirmiştir. Öyle meydana getirdi ki Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda Netanyahu'ya güneye daha fazla inemezsin demesinin sebebi ne oradaki insanlardan ve Hamas'tan tam anlamıyla korkmasıdır ne de büyük bir belanın gelecek olmasıdır. Amerika Birleşik Devletleri tarafındaki o kanattaki Yahudiler Netanyahu kadar akılsız olmadıklarından şunu görüyorlar. Beyler, her bir şehit binlerce gencin bir şeyi daha döşünmesine vesile oluyor. Orta Doğu'yu bu hale getirmek için 200 sene uğraştık. 1650 yılında çalışmaya başladık. 1850 yılından itibaren meyvelerini toplamaya başladık. Hele ki şu 1900'ler, Osmanlı'nın parçalanışı, sömürgelerle bütün paranın İngiltere'ye, Fransa'ya, Almanya'ya, Amerika'ya akıtılması, hırsızlığımız, sonra onların başına koyduğumuz isimlerle 200 yıllık projenin en güzel zamanına geldik. Başımızı belaya sokuyoruz. Biz de diyoruz ki, mesele tam da burası. Çünkü Irak'ta, Felluce'de bunun azı yaşanmadı. Srebrenica'da bundan az bir şey olmadı. Uygur Türklerinin başına bundan azı gelmedi. Ama o dönemlerin her birisinde gençlere bir şey anlattığınızda karşılığı yoktu. Gençlere zulüm var diyordunuz, görüntü yoktu. Çünkü görmeden iman edecek zihniyet yavaş yavaş gitmişti. Şu anki acı aslında biraz da bu. Gördükçe canı yanan bir topluluk. Yani ben sana şu fotoğrafları göstermesem. Gazze'de bir çocuk ölüyor. Gazze'de ölen çocuktan haberin var mıdır desem. Yok, şimdi öğrendim deyip geçiyorsan. O anda yüreğin parçalanmıyorsa. Hah, işte Siyonizmin istediği zaten buydu. Ve onu tam başarmışken bugün Netanyahu'ya dur biraz daha geride, ilerleme ileriye, bir bilinç yükseliyor, insanlar bir araya geliyor, düşünmeye başladılar, konuşmaya başladılar, Siyonizmi açık açık delilleriyle yeniden ifade etmeye başladılar demeleri, Gazze'nin bu uğurda vermiş olduğu 15 şehidin kanı üzerinden yeniden bir inkişafın beyanatı için bir esastır. Yani bugün benim ülkemde ne yazık ki insanoğlunun kendini inşa etme çabasından öteye geçemeyen süreç, bugün inşaatlarla bu işin olamayacağını anlayabileceğimiz belki son çıkış kapılarından biridir. Evet, birileri bize Gazze'nin Müslümanlar için acı verici bir şey olduğunu söylüyor ve haklılar. Ama biz başka bir şey söylüyoruz. Gazze bizim için bir işaret fişeğidir. Köprüden önceki son çıkış tabelalarından biridir. Beyler, bilinçsizliğiniz, bilinçsizce yaşamanız, materyalist dünyanın tahtası çivisi olmaya niyet etmeniz, kendi kariyerinizi inşa ederken kendi kendinize küçük firavunlar oluş serüveniniz bugün Gazze'ye sebep olmuştur. Ya o bilinç teyakkuzunu yerine getireceksiniz ya da bundan sonraki sürecin hiçbirinin, hiçbir yerinde kendinizi yeniden ayağa kaldırabilecek hiçbir şeyi gerçekleştiremeyeceksiniz. Konferansın soru cevap kısmına geçeceğiz inşallah. Gidenler gidecek, kalanlar istedikleri kadar soru soracaklar bildiğiniz üzere. Arada bizim kitapta yazmaz da benim kadim dostlarımdan biri Filistinli bir doktor kardeşim var. Belki o anlatmaya çekinir diye ben şimdiden anlatayım. Biraz önce beraberdik. O da Türkiye'de vazife yapan isimlerden birisi.
Savaş başladığı anda 10 yaşındaki çocuğu Gazze'ye geri göndermiş, kendi çocuğunu Batı Şeria'ya. Dedi ki bana, biz çektik, o çektiğimizin sonucunu, karşılığını yaşıyoruz. Eğer benim 10 yaşındaki çocuğum Batı Şeria'da bugün bir şey yapamazsa, yarınlarda benim hangi davaya dahil olduğumu bilmeyecek. Beyler, son 150 yıldır bizim kaybettiğimiz şeyi Gazze'liler bize, hepimize, bütün kardeşlerine yeniden hatırlatıyor. Ben diyor çocuktum. Sokağa çıkardım. Nablus şehrinde bir İsrailli askerine taş atmaktı her gün işim. Bütün Gazze'li, bütün Filistinli çocuklar gibi. Eğer o taşı atamadan dönmüşsem, eğer o taşı attığım için de üzerimde bir iz yoksa, babam evde bana kızardı. Evladım, sokağa çıktın. İsrailli bir polise, bir askere, bir zalime bugün ne yaptın? Yaptığının karşılığı var mı bakayım üstünde, bir göreyim. Ben de o anda bir başka kardeşimizle bir başka meseleyi konuşurken dedim ki, bak, ben bugün kendi evlatlarımızdan ne bekliyoruz? Her zorluk karşısında dirayetle ayakta dursun. Kendine ve yaratıcısına olan güvenini hiç kaybetmesin. Problemler ve sorunlardan dolayı ağlayıp zırlamasın. Anı geldiğinde çözümünü kendisi üretsin ve yerine getirsin. Dik dursun. Bugün ülkemizdeki hangi okul kaç paraya bu eğitim verebilir? Benim bildiğim yok. Ama Gazze böyle bir açık hava hapishanesi kadar büyük bir açık hava okuludur. Ve bir hakikat şudur. Bugün o çocuklar büyüdüğünde dünyanın dört bir tarafında hakikati beyan ederlerken, öğrendikleri şeyleri yapmaya başladıklarında dünyanın birçok insanı o yapılanları daha düşünemiyor olacaklar. Halbuki bizim ülkemizde tam tersi olarak çocuklarımızı geniş ve ferah bir hayata, kolaylığa, rahat uykuya, rahat okula, daha çok imkana sevk edenler. Beyler, anlattığınız yalan çıktı, yalan. Siz dediniz ki okullarda sıralar tekte olursa, sınıflar geniş olursa, tahtalar akıllı olursa, kapının içi dışı sıcak olursa, konferans salonları lüks olursa, acayip adamlar yetiştireceğiz. Olmadı beyler. Yöntem başıyla sonu arasında bir çaprazlılık gösteriyor bize. Dar mekanlarda, zor koşullarda, elbette bir zalimin bombaları altında yatalım demek istemiyorum. Ama zorluğun oluşturulmadığı mekanlardan zoru ortadan kaldıracak adamı yetiştiremeyiz. Bu sadece çocuklarımız için değildir. Bu bizim içindir. Bizim bugün ülkemizdeki birçok İsrail malını, İsrail'e destek veren ürünleri boykot ederken derdimiz karlarını düşünmek değil. Bir takım ahmaklar, siz Starbucks'ın fiyatlarını düşürüp karını mı düşüreceksiniz? Bütün dünyaya yayılmışlar. Zarar verebilir misiniz diye sual edenlere diyoruz ki, beyler, biz Starbucks'ı onu batırmak için değil, kendi içimizde batmış olan duyguları ayağa kaldırmak için boykot ediyoruz. Kendi içimizdeki kaybolan bilincimizi teyakkuza geçirmek için yapıyoruz. Çünkü bu teyakkuz halini kaybettiğiniz her an, kaybettiğimiz her şey bir gün bize mutlaka bombalar halinde geri dönecek. Bu olmasın diye niyaz edenlerden Rabbim binlerce kez razı olsun. Ama her niyazın içeriği fiiliyle bütündür. Fiiliyatın olmadığı istek, talep ve duanın yeryüzünde bir karşılığı çoğu zaman görülmez.
O zaman o dar mekanların içinde, zor koşulların altında hala gülümseyen Gazzeli benim bildiğim veya asla yapmadığım bir şeyi yapıyor. Benim bildiğim, benim inancımdan öğrendiğim, benim milli değerlerimden, manevi değerlerinden aklınıza ne geliyorsa buradan öğrendiğim şeyi ben öğrenmişim de o yapıyor. Ve o zafere koşuyor. Çünkü ben şunu biliyorum, değil mi? Zorluklar yeryüzünde benim için inancım adına bir imtihandır. İnsan imtihana girdiği için ağlıyorsa çalışmamıştır. Çalışan adam ağlamaz. Sor der, sorar. Yaparsın ya da yapamazsın. Çalıştım dersin. Bir talebeye zayıf not aldığı zaman neden kızmazsınız? Adam sınava girdi, 40 aldı çıktı. Kızmıyorsunuz bazen. Neden? Oğlum çalıştın, uğraştın, didindin. Ya sınavda bir heyecan, ya soruların garipliği, ya da senin gözünden kaçan bir şey zayıf almana vesile oldu. Bir dahaki sefere. Buna kızmıyorsunuz. Ama bugün biz neyi bekliyoruz? Biz şunu bekliyoruz. Bu imtihan öyle bir imtihan olsun ki soruları kolay olsun. Bizim de çalışmadığımız yerler olmasın, hep bildiklerimizin arasından olsun ve hep sonuçlar 100 olsun. Böyle bir okul yok. Böyle bir okulun olmadığı dünyada böyle bir imtihan beklemek, bu ülkenin de dahil olduğu bu coğrafyanın tamamında büyük problemlere gebe olduğumuzun göstergesidir. Çünkü Gazze'de o insanları ortadan kaldıran zihniyet bugün bütün İslam topraklarından çaldığı bilinci de hesap edersek kaybımız çok daha fazladır. Bizim inancımıza göre bunu canıyla ve kanıyla ödenmiş bir bedel karşılığı dünyada, ahirette de bir güzelliktir. Ama bilincini kaybederken yaşayan adamın verdiği zarar, Siyonistin en ince, en kılcal, en acımasız yerden vurduğu andır. Bizim o acımasızlığı anlayamayışımızın sebebi de sonuçlarıyla önümüzde durmaktadır. Ağlayacağız, öyle diyorlar çünkü. Daha önce de öyle demişlerdi, Nakba'dan sonra. 70'lerde de bunu yapıyorlardı. 80'de de, 90'da da. Hatta 3 sene önce biz yine canlı yayın yapmıştık. Yine Kudüs bombalanıyordu. Ve yine Ramazan'dı ve yine 2400 insan şehit olmuştu. Ama bugün bir ince farklılık var. Bir yerlerde bazı insanlar düşünmeye başladı. Ve bu düşüncesini yaymaya başladı. O günlerde bu konferanslar yapılamıyordu. Zaten yasaktı. Bir başka şey. Bugün bir ayrım noktasına geleceğimiz var. Bu ayrım noktası şuraya gidiyoruz. Ya topyekün bilincini kaybetmiş bir toplulukla bilincini ayakta tutmaya çalışan topluluk arasında bir ayrım olacak. Ya da o bilinçsizlik karşılığında bilinç bu insanlara zerk edilmek için herkes elinden geleni yapıyor olacak. Yani Starbucks'ı boykot ederken Starbucks'a giden adam neden gittiğini anlamaya, onun gidişatının engellenmesi için o bilincin ona tek tek anlatılmasına muhtaçız. Verilmemiş her bilinç, aktarılmamış her bir bilgi yaşamla buluşmadığı andan itibaren de ne yazık ki Gazze'de yaşadığımız sonucu doğurmaktadır. Ben şimdi birkaç maddeyle şunları izah etmeye çalışayım. Siyonistler bu zulmü işlemeden önce bizde neyi değiştirdiler ki neye dönüştük? Niceliklere nasıl boğulduğumuzu gördük mesela. Bize bir nicelik benliği verdiler. Ne kadar, kaç para, kaç evi var, kaç arabası var. Materyalistik düşüncenin bir gereği. Dolayısıyla niteliklerimizi kaybettik. Eğer niceliklerimizi bırakmaz ve niteliklerimize koşmazsak, bu niceliklerimizde istediği gibi oynayan zihniyetin karşısında niteliklerle bir şey yapamayacağız. Şu şimdi söyleyeceğim cümleye salonun büyük bir kısmı kızabilir.
Bir kısmı anlamayabilir. Ve tanıdığım bütün maaşlı ekonomistler de karşı gelecektir. Şayet bizler son 100 yılda bize zerk edilenin tersine niceliğe değil, adede, sayıya, rakama, büyüklüğe değil, niteliğe odaklansaydık bugün yaşadığınız ekonomik problemi karşınızda durmayacaktı. Ve hatta size daha ağırını söyleyeyim. Bugün istediğiniz kadar doları bu ülkeye tekrar yığın. Yeniden bir şey yapamayacaksınız. Çünkü hala kafanızda rakamlar var. Ben de şu soruyu soruyorum. Basitçe hepimiz anlayabilsin diye. Bir basketbolcunun, bir futbolcunun, bir iş insanının alacağı maaşı belirleyen şey nedir? Onun o şirkete, o takıma kattıkları değil mi? Yani niteliği değil mi? Hem her insandan niteliği kadar ona değer biçeceksiniz, hem de oraya kadar yetiştirdiğiniz bütün çocuklara niceliği, adedi, sayıyı ve büyüklüğü öğreteceksiniz. Böyle öğretince ne oldu? Ya biz bu ülkede bir avuç adamız. Biz bu dünyada azınlığız. Bak, Gazze'de bir fotoğraf var. Sevgili gençler, yanıldınız. Kalabalık olmak, zengin olmak, elinde her türlü silahı olmak, her türlü teknolojisi olmak zafer ve başarı anlamına gelmiyormuş. Yanıldınız. Bizim elimizde bilimsel bir karşılık var. Bu insanların uçakları yok, tankları yok, roket atarları yeni başladıkları basit, diğerlerine göre daha basit seviyede. Ama her yerde söylüyorum. Bir Hamaslı kardeşim 100 askeri toprağın altına gönderdi. 1'e 100. Bu son 300 yıllık savaş tarihinde görülmemiş bir başarıdır. Askeriyi konuşuyorsak, buyursun askerlerle konuşalım. Parayla olmadı. Suları da yoktu, elektrikleri de yoktu. Olmayacak hallerde tüneller kazarak İsrail'in bugün keşfedemeyeceği noktalara ulaştılar. Ve büyük bir akılcılıkla ve büyük bir muhabbetle yaptılar. Beyler, Gazze'de nicelik kazanmıyor şu anda, nitelik kazanıyor. Ölümden korkmayan adam tipi 100 tane tam donanımlı askerin yolda yürüyemeyecek hale getirtiyor yahu. Bugün İsrailli askerlerin bir kısmının bazı cümleleri size ulaşmıyor. Biz o cümlelerin bir kısmını ifade etsek belki bize de çok atıyorsun derler ama yine de şurada bir imkan bulmuşken söyleyeyim. Bir komutan şöyle ifade ediyor. Ebu Ubeyde ile alakalı gördüğüm fotoğraf 3 gün uyumama engel oluyor. Bu nasıl bir korkudur? Elinde her imkan var. Bak, Heronlar da var. Bak, ses de dinliyor musun? Adımlarını filan takip ediyor musun? Yetmemiş, yapay zekada destek veriyormuş. Sonuç. Biz Çanakkale'yi anlattık, değil mi? 50 yıl, 60 yıl. Bu gençleri inandıramadık, değil mi? Beyler, ne yazık ki Cenab-ı Hak sizlere Çanakkale'nin bir benzerini son defa belki gösteriyor. Çünkü hatırlarsınız, 2000'li yılların başında Çanakkale'de gezerken etrafımızı sarıyorlardı. Beyefendi, böyle anlatıyorsunuz ama böyle şeylerin olduğuna dair elimizde bilimsel kanıt yok. Böyle şeyler söylemeyin çocuklarımıza. Olayı lütfen sofistike etmeyelim. Mistisizmle buluşturmayalım. Hayat işte, böyle bir savaş yaşandı. Dedirttirdiler. Yasaktı Çanakkale'de. 2000'li yıllarda. Kimler yasaklattırdı, nasıl oldu sorarsınız, cevaplandırırım. Biz her anlattığımızda da o gençleri ne hale getirdiler? Efendim, hamasiyet yapmaya gerek yok. İnsan elinde silah olacak, osu olacak, 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 olacak. Her tarafı mahvı perişan edebilecek. Beyler, Gazze'nin yaptığını kim yapabiliyor? Dolayısıyla ağlıyoruz da, üzülüyoruz da, üzüntümüz şu çocukların çektiği çiledir.
Bu çocuklara çektirilen çilenin yanında gözünden yaş akmayan dirayetli anneleridir. Ama inanın bana, bugün bir defa Gazze'liye ağlıyorsan en az 10 defa otur kendini ağla. Otur 10 defa kendini ağla. Ne böyle çocuk var, ne böyle ben varım, ne böyle bir iş yerim var, ne böyle bir siyasetim var, ne böyle bir bilim dünyasında bakış açım var. O zaman beyler, hayırlı günler. Nitelikle oluyormuş bu iş, nicelikle değil, adetle değil. Sevgili gençler, adede odaklanırsanız Gazze'de yaşananların 100 katını bize yapacaklar. Çünkü Gazze'dekilerin yetiştirenler bu coğrafyadan çıktılar. O zaman kendimize gelmemiz lazım. Bir başka şey. Herkes bilmeye çalışıyor. Allah rızası için bilmeyi bırakın, yapmaya bakın. Bilmeyi bırakın. Bilmek tarih boyunca insanları bir sonraki adıma götürmemiştir. Sadece bildiklerini yapmaya başlayanlar yeniden bir şeyi öğrenme yoluna girebilirler. Bugün karşıma gelen her gence ben hemen yapmaları için ellerine bir reçete veriyorum. Ama bugün ülkemin muteber addedilen entelektüel tırnak içinde adamları bütün kardeşlerimize okuma listeleri, kitaplar, dergiler, bunlar. Bu listelerle en fazla 2000 kitap okuyabilirsiniz. Sevgili gençler, bu entelektüel yaklaşımlarla, elinize gelen listelerle sadece 2000 kitap okuyabilirsiniz. Ancak her yapılması gereken adımda bir şey yaptıkça ve her yaptığında "Aa, ben bunu bilmiyormuşum, öğrenmem lazım" diyerek yola devam ederseniz 30 yaşına gelmeden 10 binden fazla kitap okumak zorunda kalacaksınız. Yine sonuç bizde. O yüzden kıymetli kardeşlerim, mesele çok şeyi öğrenmeniz değildir. Öğrendiğiniz şeylerden en az biriyle en az bir adamın hayatını değiştirebilmektir. O öyle bir değişim sürecidir ki sizi bağlar, bağlar, bağlar ve bir Yahudi ile karşı karşıya getirir. O Yahudi ile karşı karşıya geldiğinizde bilginiz değil, orada yaptıklarınız sizi oraya oturtmuştur ve sonra bildiğiniz bir söz ve bir söylem onu yerle yeksan edebilir. Bugün Siyonizmi yıkamayışımızın sebeplerinden birisi bilgi eksikliğimiz değildir. Yapmadıklarımızdır. Kurmadığımız ilişkilerdir. Hayata geçirmediğimiz ama çok iyi bildiğimiz değerlerdir. Öyle ki bugün benim ülkemde Arap, Kürt, Çingene, Roman kelimeleri kullanılabiliyor. Kıymetli dostlar, 1785 yılında İstanbul'un göbeğinde bir kişi bir başkasına ırk adıyla seslendiği için ceza almıştı. Çünkü o tarihe kadar kimse de bilmiyordu. Bir aşağılık kelimeydi bu. Birisine ırkıyla hitap etmek. Çünkü bilmiyorsanız söyleyeyim, sadece Avrupa'nın vahşileri birbirine ırklarıyla söz söylerler. Gotlar geliyor derler. Vizigotlar gitti derler. Ha bu İngiliz, ha bu Fransız derler bugünkü tabirle söyleyeyim. Ya abi, bunun Gazze ile ne alakası var? Bak söyleyeyim, Ürdün'ün yarısı Gazze'de ne işimiz var diyor. Sadece ben mi diyorum? Benim ülkemin zaten neredeyse üçte biri bu kavramı söylemekte. Ürdün kapı komşusunun yarısı diyor ki, ya onlar Filistinli. Siz nerelisiniz? Biz Ürdünlüyüz. Arkadaş ya, bu nasıl bir siyonizmdir? Bak fark et. Atılan bombayı rahatça atıyor olması adam neyden kaynaklanıyor? Hadi Türkiye farklı bir pozisyonda, tamam. Sırtımda Ürdün var, sesi çıkmıyor ki adamın. Nasıl çıksın? Öğretmişsiniz. Filistinli, Ürdünlü, Suriyeli, Iraklı. Yıl 1915. Bu kelimelerin hiçbiri yok. Bu kelimelerin adı yok. Bugün var. Benim ülkemde konuşuluyor.
Benim genç kardeşim de her bir bu cümleyi kurduğunda o Siyoniste yardımcı oluyor. O Siyoniste destek oluyor. Çünkü bize çok tatlı bir şekilde eleştiri yapmayı öğrettiler Siyonistler. Siyonistler öğretti. Eleştirmek sadece ahmaklara ait bir şeydir. Ve ahmaklaşmanın da vesilesidir. Eğer bir şeyi eleştirebiliyorsanız, o işi biliyor ve yapabiliyorsunuz demektir. Bir şeyi bilip biliyorken sadece konuşuyorsanız, tembel ya da ahmaksınız demektir. Eleştirmek çok zevkli bir şeydir. Hatalara bak, burası olmamış filan. Buyurun efendim, düzeltelim. Ay yok yok, ben sadece gördüğüm hatayı söylüyorum. Evet, bütün Yahudilerin öğrettiği bilim tarzıyla buydu zaten. Geldiğimiz nokta burası. Tarihe eleştirel bakış, sosyolojiye eleştirel bakış, matematiğe eleştirel bakış, bakış bakış bakış. İş nerede abiler? Sonuç. Sonuç ister değil mi adam? 86 üniversitem var. Dünyayı yerinden oynatacak 86 tane adamın yok. Bunun sebebi bilim yuvalarının azlığı diyordunuz. Biz hayır diyorduk. Bundan 20 sene önce diyorlar ki üniversite sayımız az, o yüzden bu haldeyiz. Bize diyorduk ya, hayır efendim, üniversite sayısı yeterlidir. Mantıksız bir şeydir. Yok dediler, arttıralım. E buyurun. Sonuç? Yok. Çünkü siz nicelikle uğraşıyorsunuz. Ve çocuklarımıza eleştirmeyi öğretiyorsunuz. Bir çocuğa ilk konulacak yasak eleştirmektir. Eleştirmek yasaktır. Eleştirirsen yapamazsın. Tam tersine kitlenirsin. E bugün kitlendi kıymetli dostlar. Televizyonlarda bize Reşat Osunan abilerimiz yok. Eleştiriyoruz devlet başkanlarını. Onu, bunu, bunu, bunu. Peki dönüyoruz bu tarafa. Ben kendi hayatımda hemen şimdi yapabileceğim bir şey yapmak yerine dönüp 4 saat bu adamı eleştirmenin Gazze'ye ne faydası vardır? Dökeceğiniz 2 damla gözyaşıyla edeceğiniz dua dahi bundan 5000 kat kuvvetli ve güçlüdür. Ama şimdi bize konuşmayı öğrettiler. Eleştir. Bir toplantıya giriyorsunuz. 15 dakikadan uzun sürüyorsa ya dehşet bir konuyla uğraşıyorsunuz, çok zor, yahut hiçbir şey bilmiyorsunuz. 15, 30, 45 üstüne çıkıyorsa zaten büyük problem var. Bize bunu öğrettiler. Bol bol konuşun dediler ya. Konuşmak serbest. Konuşma özgürlüğünü getirdiler bize. Keşke getirmeselerdi. Ha ama o zaman da şunu yaptılar tabii. Neleri konuşabilirsiniz? Şunları konuşabilirsiniz. Ama Gazze'yi konuşamazsınız. Bu davayı konuşamazsınız. Netanyahu'yu, Siyonizmi konuşamazsınız. O zaman ırkçılık olur dediler. Bize tek başımıza ayakta durmayı öğrettiler. Sevgili anne babalar, ne olur çocuklarınıza tek başına ayakta durmanızı istiyoruz demeyin. Siyonizme uşaklık etmiş olursunuz. Erbakan Hoca'nın tabiriyle. Çünkü biz dünyada tek yaşamak üzerine vazifelendirmiş bir canlı türü değiliz. Siyonistleri kuvvetli yapan şey, ellerindeki para, istihbaratları değildir. Dünyanın en gerizekalı iki istihbarat grubu vardır. Biri Çinliler, biri Mossad'dır. Bunu aşağılamak için söylemiyorum. Hayatın gerçekleri bunlar. Ama size Mossad anlattılar. Piu yani. Siz öyle bir şey zannediyorsunuz ki Mossad'ı. Dünyanın en gerizekalı iki istihbarat grubu. Avantajları sadece şu. Tek çalışmıyorlar. Müthiş bir bağ var. İletişim var. Bizdeki iletişim ne için kullanılıyor bu aralar? Dayı şurada adamın var mı? Bir işimi çözeceğiz de. Torpil yapmayın ve yaptırmayın. Ne dünyada ne ahirette huzur bulamayacaksınız. Rahat da edemeyeceksiniz. Ve bu ülkeyi bölmeye destek olmuş olacaksınız. Çünkü bize tekilliği öğreterek bizi bölmeye başladılar. Bölüyorlar da. Ama Gazze'ye bir bak. Kim kimin çocuğuna koşunduğunun farkında mısın?
Çocuğun şehit olmuş, o çocuğun da annesi şehit olmuş. Bakıyorsun oğlunu kucağına almış, yola devam ediyor. Ha, sebep ne? Çünkü zorluğu fiziken yaşadılar. Sevgili gençler, işte bu bize bir rahmettir. Bir işarettir. Adım adım yaklaşan bu şey karşısında bütünlüğünüzü kurmazsanız o başarıyı elde edemeyeceğiz. Siyonistlerin istediği şey de bu. Hep beraber bütüncül olarak bir şeyin altına beraber imza atamamak. Kendi fikriyatını ön planda tutmak. Kendi özünü ortaya koymaya çalışmak. Kendini ifade etmeye çalışmak. Oysa ki kendimi ifade etmeye gelmedim ben bu dünyaya. Ben bu dünyaya ya bir ifadenin içinde nokta virgül olabiliyorsam ne ala, yahut o ifadenin yayılmasında bir vazife varsa ona ne ala. İkisi de aynı şey zaten. İkisi de birbirini bütünleyen bir şey zaten. O zaman size tek, yalnız, yalnız kurtlar filan uzak durun bunlardan. Çünkü dünyada sadece koyunların soyunu tüketemezsiniz. Koyun diye dalga geçiyorlar. Bu bile bilinçli bir Siyonist hareketiydi. Geçmişte söylesem bayağı komplo olurdu ama koyun gibi yaşamak kelimesini ve deyimini sözlüklerimize Ermeniler koydu. Sözlüklerimizin %60'ı Ermeniler tarafından değiştirilmiştir. O yüzden şimdi ne diyorlar? Koyun gibi mi olacaksın sen de? Sürü mü olacaksın sen de? Sevgili kardeş, bana tekil hayvanları bir saysana. Kurtlar. Bak bittiler işte. Nerede ne be? Köpekler ya. Koyunlar yılda iki defa, bir ya da iki defa doğum yaparlar. Genellikle tek, bazen çift doğururlar. Köpekler altışar altışar doğururlar. Dolayısıyla köpeklerin çok daha kalabalık, çok daha organize olması beklenirken koyunlar buna rağmen hala dünyada köpeklerden daha fazla nüfusa sahipler. Ve daha nüfuzlular. Kimse koyunlardan kaçmaz. Etinden, sütünden, yününden fayda görürsünüz. Bir de utanmadan birbirimize koyun gibi mi olacaksın deseniz. Biri bana koyun gibi mi oldunuz, sen o koyunlardan mısın dediği zaman ben inşallah diyorum. Keşke olabilsem. Bir koyunun yaptığını kim yapabilmiş? Ama onu bırakalım şimdi. Ne olalım? Yalnız kurt. Ya bir avcıya gideceksin ya da tek başına dağ bayır gezeceksin. Ardından hayırla yad edilecek ne bırakabilirsin? İnsanoğlu yaratılırken eğer eksiğini tamamlayacak şekilde yaratılmamış olsaydı bizler de tekil kendi kendine çoğalabilen canlılardan biri olabilirdik. Öyle canlı türleri de var. Kendi kendiyle büyüyor. Bitkiler. Kendi kendini dölleyerek devam ediyorlar. İki tane ayrı ağaçtan ziyade kendi bitkisel formlarıyla büyüyenler var. Ama bakıyorsunuz flora varsa orada, koku varsa orada, tat varsa orada, lezzet varsa orada ancak o grup olduğunda oluyor. Lütfen tekillikten vazgeçin. Tek başınıza bir işi başaramazsınız. Grup halinde çalışmaya başlarsanız, beraberce bir şey yapmaya başlarsanız, bugün üç kişi olabilirsiniz. Siyonist o üçü bile görmek istemiyor. Üçü. Üç genç yan yana gelmiş de bir şey konuşuyorlar. İstemiyorlar. Çünkü bunun karşılığı bir gün bu ülkenin ayağa kalktığında, bu ülkede bir şeyler olduğunda Gazze'de bir adamın bir şeyler yapmasına engel olacak. Bir başka şey. Sevgili gençler, Allah rızası için haklarınızdan feragat ediniz. Hakkınıza sahip çıkmayın. Adalete koşun. Hak başka bir şey, adalet başka bir şey. Biz kendi haklarımıza odaklandığımız için, kendi hakkımızı yedirtmeyiz dediğimiz için bugün adalet bitmiştir. Çünkü kendi hakkına odaklanan bir adam mutlak surette bir yerde zulme tabidir. Niye? Kendini düşünüyorsun ya, önce benim hakkım. Oysa ki hayat, hele ki böyle Gazze'ye gider canımı veren tiplere söylüyorum.
Öyle çok insan gördüm. Hoş, içinde cevval iman sahibi olan gençlerimiz de var elbet. Gönlü hakikaten yanan. Ama o gönlü yananı test etmek istiyorsan eğer, masaya 3 bardak koyarsın 4 kişi varken. O 3 bardaktan ilk alan bil ki herkes satacak olanlardan biridir. İlla ki kötü bir şey yapmasına gerek olmaz. En azından sırtını dayayacağın adam o adam değildir. 3 bardak var, 4 kişi var. İçtik, içtik, içmedik, bitti abi. Hakkımı aldım ya. Getiririm ben ona sonra bir bardak su. Derken aradan 150 yıl geçebilir o bardak suyu getirmek için. Ve çoktan her şey bitmiş olabilir. Müthiş bir yalan yapıyorlar. Müthiş bir oyun oynuyorlar. Ve bunu filmle, sinemayla yaparken sen bunun farkında olmadığı için evet çok mantıklı ya. Hakkımı yedirmeyeceğim. Hakkımızı yedirelim. Yesinler bizim hakkımızı. Yeter ki adalet tesisi olsun. Bak adalet nedir biliyor musun? İki adam kavga ettiğinde onları barıştırabilecek zeminin adı adalettir. Şu anki gördüğünüz mahkeme salonlarını dizayn edenler Siyonistlerdir. Çünkü savcılık ve avukatlık müessesesini tarihte ilk defa gündem eden Yahudiler oldu. Yahudiler bir kohen ya da haham başının kapısını çalar, parası karşılığında şeriat değiştirirlerdi. Örnek, Şabat gününde bir para taşıyacak, haram. Onun dinine göre, muharref dinine göre. Ama para bu yani, bir yerde de tutamıyor. Haham başı ile bir görüşelim. Haham başı ücretini alır, o günlük Tanrı'ya söyler, o günlük o adama Şabat iptal olur. Baktılar ki bir süre sonra bu iş böyle direkt haham başı ile olmuyor. Bize bir protokol döngüsü lazım. Benim protokolümde benim sözüme avukat yapsın, hahamı da savcı yapsın, bu ikisi konuşsunlar. Anlattılar mı bunu size hukuk fakültelerinde? Hayır, anlatamazlar. Çünkü hukukumuz İsviçre hukuku değil. Hukukumuz medeni anlayışımız. Onun sonuçlarının yaşandığı Siyonist adalet düzeninde meydana geliyor. Yani istediğin kanunu yaz, Siyonistin kurduğu masada oyun oynayacaksın. Peki abicim, biz bu masayı nasıl yıkarız? Beyler basit. 100 tane bu sözü adam gibi inceleyecek ve 50 üniversitede ayağa kalkıp dirayetle ve yıllarca bu mücadeleyi verecek hukukçum olursa yaparız. Çünkü dünyada düşüncenin ve o düşünceyi meydana getiren inancın delip geçemeyeceği hiçbir şey yoktur. Yeryüzünün en tehlikeli şey inançtır. Ve o inancı düşünme kabiliyetidir. Kuru kuru bir inanç da değildir. Düşüncelerle bütünleştiği andan itibaren deler 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 geçersiniz. Ama siz kanunları değiştirmeye çalışıyorsunuz. Kötü kanunlar değilsin. Adalet anlayışı olmadıktan sonra bu kanunların hiçbirisi sizi adalete taşıyamayacak. Çünkü bu kanunlar kişilerin haklarını abat üzere tasarlanmıştır. Örnek vereyim. Bir adam bir başka adam için hırsızlık yapsa, parasını çalsa, sonra çaldığı parayı iade etse ya da karşı taraf şikayetini geri çekse pek çok dava düşüyor. Halbuki adalet buna izin vermiyor. Bu sadece Yahudilerde mümkündür. Yahudiler size şey yaparlar, para karşılığında haklarınızdan vazgeçirebilirler. Hakkınızdan vazgeçin. Adalet terazisinin zaten bu toprakların doğal gereksinimi olduğunu anlayın. Anlamak da yetmez. Üniversitelerde bu alanda mücadele edin. Ama benim gencimin hukuk fakültesinden çıktığında, avukat olduğunda ilk beklediği şey para babası bir dava. Yıllardan beri uğraşırız. Şu Birleşmiş Milletler'in dibindeki anlayışı çürütecek devasa anlayışlar var, fikirler var. Bunları ayağa kaldırmamız lazım. Ütopik gelir. Ama enteresan bir şey söyleyeyim.
Birleşmiş Milletler'in karşısına bina yapan Türkiye var ya, şimdi Birleşmiş Milletler'de konuşulmaya başlandı. Ama o binayı yapmamızı Siyonistler hiç istememişti. Çünkü bina demek içine insanlar girer, oturur, düşünür ve bir şey söyler demek. Çünkü aynı Birleşmiş Milletler'in iki arka sokağında 65 tane Yahudi düşünce kuruluşu var. 65. Biz daha bir tane yaptık beyler. Adamların Birleşmiş Milletler'in arka sokağında 65 tane düşünce kuruluşu var. O yüzden kuvvetli. Yoksa bunlar korkak. Yoksa bunlar zaten bu savaşı kaybedecek ve kazanamayacak. Ama bunlar dünyayı işgal ediyor, farkına var. Gazze'de insan kıyıyor sadece. Gözümüzün önünde. Burada kan olunca acıtıyor ama şurada bir genç kardeşim böyle yaşıyorsa niye canımızı yakmaz? Bak bu şehit oldu. Eğer ahiret inancınız varsa bu hepimize el sallayacak, cennete gidecek. Öbürü milyonlarınız gitmiş. İnancı da gitmiş. Fikri de gitmiş. Değeri de gitmiş. Ben size soruyorum. Bugün İslam coğrafyasının topraklarında yaşayan insanların içindeki o düşünce dört bir taraftan patlak verseydi kim kimi tutabilirdi? Bizim dinimiz çok enteresandır. Dünya tarihindeki İslam dininin bir başka haliyle. Konumuz din değil ama teoloji alanında kafa yakan bir olay var. Bedir Muharebesi öncesi Hazreti Ebubekir'in tavrı. Bu herhalde ilahiyatçıların bugüne kadar incelemediği bir mevzudur. Ama teolojide Yahudi dünyası ve Hristiyan dünyası bizden daha çok konuşur. Çünkü Bedir Savaşı'na gitmeden önce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ya bu savaş için bir daha durmak, beklemek, bir zaman daha durmayı düşünüyordu. Hazreti Ebubekir ne zaman? Hadi hazırladık, planladık diyordu. Ve sonra bir gün vahiy inzal oldu. Uzun bir konu ama vahiy inzal oldu. Hazreti Ebubekir'in talebi, canı içinden patlayan, harlayan şey, düşünce ve planlamayla buluştuğu için vahiyde bir yer olmuştu. Dünyada hiçbir kitap yoktur ki, hepsi muharref zaten de ben teologlarla böyle konuşmaya alıştığım için, o yüzden böyle ifade ediyorum. Bilimsel olarak dünyada hiçbir kitap o kitabın içindeki zatın arkadaşlarına indirilmiş vahiy içermiyor. Yani bir peygamber var, yanında onun arkadaşları var. Onun arkadaşları bir şey istiyorlar, içleri yanıyor, talep ediyorlar, mücadele ediyorlar ve vahiy geliyor. Dünyada başka böyle bir din yok. O yüzden Müslüman dünyasının şöyle bir özgüveni var. Ya değiştirirse, ya değiştirirse. Çünkü tarih bunu yaşadı. Hani bir din sohbeti değil ama akılda kalması için böyle ifade etmekte fayda var. Hz. Musa Tur Dağı'na çıkan peygamber değil mi? Allah Azze ve Celle'yle görüşüyor yani. Bir gün bir kadın geldi yanına, dedi ki ya Musa, Tanrı'na, yaratıcıya, Allah'a söyle. Benim çocuğum olmuyor, bir çocuğum olsun. Allah verirse olur. Tamam dedi Hazreti Musa, çıktı Tur Dağı'na. Dedi ki ya Rabbi şöyle bir mevzu da var. Benim ümmetimden bir hanımefendi var. Hastadır, hamile kalamıyor. Senden talep ediyor, bir çocuk istiyor. Allah Azze ve Celle şöyle beyan etti Hazreti Musa'ya. Ya Musa, onun kaderine çocuk yazmadık. Yok, vermeyeceğiz. Onun imtihanı da bu. Hazreti Musa gitti, Tur Dağı'ndan indi. Dedi ki, üzülme. Bu da senin imtihanınmış. Yaratıcı Allah Azze ve Celle sana bunu vermedi. Herkese bir şey verir, bir şey vermez. Bunu da sana vermedi. Kadıncağız tamam dedi ya Musa. Gitti. Aradan 2,5 sene geçti. Hazreti Musa kadını gördü. Kadın hamile. Dedi ki bir dakika, ne Allah sözünden cayar ne de ben
Yanlış bir şey söylemedim. Bana söylenileni aktardım. Vahyi aktardım. Tur Dağı'nda. Yine Hazreti Musa Rabbül Alemin'le beraber. Çünkü bir kere çıkmadı ya Tur-u Sina'ya. Dedi ki ya Rabbi, aşağıda daha önce sana ifade ettiğim üzere, senden istediğim üzere bir hanımefendi hamile değildi. Ona bir çocuk istemiştik de sen kaderinde yok demiştin. Dedi ki ya Musa, sen ona benim sözümü ilettin. O ise 2,5 yıldan beri her gece benden istemeye devam ediyor. Ben benden isteyeni geri çevirmem. Bu inanç sadece İslam'da var. Ama şimdi bakın gençler, ister dini olarak bakın, ister ekonomik olarak bakın, yaptık olmadı diyorsunuz. İstedik vermedi diyorsunuz. Nankörlük etmeyin. Yeterince kan, ter ve gözyaşı akıtmıyorsunuz. Abi daha neyimi akıtacağım? Akıttıklarını tartıya koymuşsun. Problem orada kardeş. Eğer bir insan sana gelip senin için bu kadar gece ağladım diyorsa aman ondan uzak dur. Benim için ne kadar ağladığını sayan insan beni sevmiş değildir. Gözyaşlarına aşık olmuştur o. Bu kadar. İnsan sevdiği uğrunda gözyaşı döküyorsa ha bir gece ha bin gece, bunun arasında hala bir fark koyuyorsan sen, henüz hangi toprakta yaşadığını bilmiyorsun ya da neye iman ettiğini bilmiyorsun. O zaman beyler, yeterince istemek sadece duayla değil elbet. O işin içinde ben bugün eğer bunu yapmazsam yarın Gazze'nin bir benzeri burada olacak düşüncesiyle o hayatı kendinize koymak zorundasınız. O zaman korkularınızı bırakıp umuda geçebilirsiniz. Çünkü yine Türk milletinden, Kürt milletinden, Arap milletinden özür dilerim. Korkularımız var. Korkak olduğumuz için değil, umudumuz olmadığı için. Ama şu Gazze'li insanlar bize şunu öğretti. Hala umutları var. Bak, İslam coğrafyasının umudu kalmadı ama onların umudu hiç bitmiyor. Hala bu bize bir örnek değil midir? Umudu tükenmemişçesine hala orada olma çabası. O yüzden de korkuları yok. Çünkü onlar kendi peygamberlerinin, hepimizin peygamberi olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu bölgenin tamamının topyekün İsrail'in elinin altına geçmeyeceği beyannamesine olan güvenleri var. Dünyayı topyekün Yahudiler ele geçiremeyecek. Hatta size başka bir şey söyleyeyim. Orta Doğu'da hiçbir zaman Büyük Orta Doğu projesi olmayacak. Hiç olmayacak. Ama bunu niye anlattıklar size biliyor musunuz? Niye anlattık? Beyler, mesele Fırat'la Dicle arasına, Fırat'la Nil arasına İsrail bayraklarını çek, bütün her tarafı işgal etmek demek değil. Bu işgal vicdanlarda gerçekleşiyor. Adam zaten büyük İsrail dediği şeyi dünya çapında yaptı, yapacak. O zaman Gazze dediğin yer benim evim. Hamas dediğim benim. Eğer sen Ebu Ubeyd olamamışsan otur ağla. Sende o dirayet, o duruş yoksa otur sen kendini ağla. Ebu Ubeyd'e ne ağlayacaksın? Her şeyi net ve açık bir şekilde ifade eden, savaştan geri durmayan, işini de, düşüncesini de, vazifesinden de bir dakika geri durmayan bir adam. Niye üzüleyim ona? Ben kendimi üzülüyorum. Bu düşünceyi birbirinize adım adım aktarmak zorundasınız. Çünkü burada yaşanan insanlık dramı, suçu değil. Bu bize bir hatırlama dahadır, bir hatıra diyedir. Ve nihayet biliyoruz ki dünya her zaman iki kutupludur. Kutuplaşmayalım diyorlar değil mi? Kutuplaşmayalım demek şu demek. Abi bizi ortada bir yere bırakın. Biz de ortalara bir yere bıraka bıraka bir hayat yaşamak istiyoruz demek.
Beyler tarih boyunca akkara, iyiler kötüler, Müslümanlar kafirler ne diyorsanız deyin. Onlar diyorlar, ben demekte zorlanıyorum ama onlar diyorlar. Yahudiler ve diğerleri tarih boyunca olacak ve savaşacağız. Savaşmak anlaşmada yöntemlerden biridir. Savaşa hazır olmak savaşmaktan daha da önemli bir şeydir. Savaşmaktan daha önemli olan şeyi bugün yapmıyorsanız ve yapmıyorsak ve evlerimizi o hale döndürmüyorsak ne yazık ki bu savaş başlamadan bitebilir. En acısı da o olur. Üst komşu ateist, alttaki deist. Beyler savaşı kaybettiniz. Çünkü bir ateist ve deiste göre Türk bayrağının hiçbir ehemmiyeti yoktur ve olma ihtimali de yoktur. Yüzlerce ateist ve deist arkadaşımla hala bir araya gelirim. Hala da onların yüzüne söylerim. Siz bu ülkeyi sevemezsiniz. Kızarlar bana, sonra konuşmaya başlarız. Sonra onlara bir kızı da sevemeyeceklerini anlatırım. Onda da bir tepki gösterirler. Ama sonunda genellikle anlaşıyoruz. Çünkü sevmek çok materyalizm dışı bir şeydir. Maddeyle ifade edilemez. Mana iledir ve içinde fiiliyat gerektirir. Fiiliyatı olmayan inanış biçimlerinin hali ortadadır. Yani sevgili dostlar, bu karar mekanizmasının sonuna gelmiş, bu uçurumun ağzındayken bizler, Gazze bizim için, hepimiz için, bu zulüm ne yazık ki bize bir hatırlatma. Yanlış anlamayın. Bu hatırlatmayı 1800'lü yılların başında da Bab-ı Ali'deki zatlar yapmıştı. Gelmişler ve Fatih'te, Beyazıt'ta, Eminönü'nde birkaç kahvehanede böyle konuşmalar yapmışlardı. Çok geçmedi. Bir zaman sonra Osmanlı Devleti yıkıldı. Bu ülkenin kıyamete kadar payidar olması en büyük arzumuz, talebimiz ve mücadelemizdir. Ama ülkenin bölünmemesi sizin aklınızla kalbinizin bölünmemiş olmasına bağlıdır. Aklı parada olan, aklı materyalistik düşünceye düçar olmuş adamın kalbim Gazze'de demesi komiktir. Kalbim Gazze'de. Ama bugün onun karşılığını görmek gerekir. Biliyoruz ki bizler bugün bu kavganın oyun planlarını kurmaya çalışıyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinde farklı gençlerle strateji değil, oyun kurmaya çalışıyoruz. Ve oyuna şuradan başlamak zorunda olduğumuzu görüyoruz. Yaşam biçimi, söylem biçimi, inanma biçimi, hayata bakış biçimi. Ve onunla çok yerde çok şeyin değişebileceğine de şahit oluyoruz, olmaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki İsrail bu zulmün arkasından geri çekilmeye muhtaçtır. Çünkü Netanyahu bir bedel ödeyecektir. Bu bedel çok ağırdır. Ve bu bedel Gazze Savaşı'nın bitmesiyle artık bitmeyecektir. Ben size sual ediyorum. Bugün Netanyahu, ben bu savaşın, bu zulmü kesiyorum, geri çekiliyoruz dese, televizyonlarımız ne olacak? Yeni bir gündeme geçmeyecek mi? Çünkü konu kapanmış olacak, değil mi? Artık şehit haberi gelmiyor. Dolayısıyla konu kapanmış olacak, değil mi? Beyler, bir sene önce de böyle olmuştu. 2 sene önce de öyle olmuştu. 100 yıldır böyle oluyor. Ama bundan bir sene sonra adam geri geldiğinde şunu biliyor. Düşünmemişlerdir ki, unutmuşlardır zaten. Beyler o yüzden Netanyahu savaşı bitirecek ama biz bitirmeyeceğiz. Netanyahu geri çekilecek ama biz geri çekilmeyeceğiz. Bugüne kadar çekildiniz, daha da yeriniz kalmadı. Sebep ne beyler? Çünkü sizin içinizde Gazze diye derken içi kabaran çocuk sayısı yeterli değil. Heyecanı yok diyorsunuz ya, heyecanı kalmadı bu işin.
Öyle yazdı bakın daha dün itibariyle. Ertuğrul Özkök, adını vermekten çekinmeyeceğim, ömrü patron yalakalığıyla geçti. Bakalım sonu ne olacak? Bıkmadık mı dedi hala Selahaddin Eyyubi masallarından. Henüz hiçbir kalemden tek bir cevap çıkmadı. Ve hala Ertuğrul Bey geviş getire getire sokaklarda geziyor. Efendim demokrasi yok mu, yazamaz mı diyenlere el cevap. Demokrasi benim geçmişime küfretme hakkını sana vermiyor. Selahaddin Eyyubi Hazretleri'nin yaptıklarını tarihsel süreç içinde beğenmeyerek farklı bir pencereden ben dinsizim, ahlaksızım, vicdansızım diyerek yeniden ele alıyorsan o sana kalmış. Ona kimse lafı yok. Ama sen Selahaddin Eyyubi masalı diyebiliyorsan bu ülkede hiç kimsenin ses çıkmıyor demektir. Beyler, bunun Siyonist'ten ne farkı var? Bu sözü rahatlıkla benim ülkemde soruyor. Ben de diyorum ki şu İsrailli birle geçirsem var ya neler yapacağım. Ele geçirilmişliği var. Ha burada keseyim biçeyim öldüreyim diye söylemiyorum. Kaleminle hakaret ettin de kaleminle cevabını veren var mı? Yok. Niye? Ya televizyona çıkarmazlar. Kitabımız satmaz. Önümüzü keserler. Ya arkadaş işte biraz önce size ne dedim? Haklarınızdan vazgeçin ya. Şu ülkede 30 tane muteber yazarın 30'unun kitapları yasaklansın. 30'una sahneler yasaklansın. 30'u bir daha televizyon yüzü görmesin. Feda ol be. Senden bir sonra ve bir sonra belki 5 sene sonra belki 10 sene sonra çıkacak bir gencin altına paspas olamıyorsan sen yazar olamazsın zaten. Paspas olmayı kabul etmek lazım. Taş olmayı, basamak olmayı kabul etmek lazım. Onlar bizim üstümüze bassınlar bir sonraya çıksın demek kolay. Yeri geldiğinde yapacaksınız. O zaman bugün o cümleleri kuramayan adamları da boykot edeceksiniz. O gazeteleri de boykot edeceksiniz. O anlayışı da boykot edeceksiniz. Peki boykot ettin, ettin, ettin. Elde bir şey kalmadı. İşte yapmak zorunda olduğunuzu göreceksiniz. Telefon, mecburum abi. Yok. Şu yok, bu yok. Ama daha ağırı. Fikir yok, fikir. Düşünce yok. O bilinç yok, o duruş yok. Gazze bugün burada. Gazze benim evimde. Kurşunlar çoktan döküldü. Bombalar çoktan atıldı. Her eve bir Ubeyd lazım. Her eve de o Ubeyd'in anlayışının zaten temellerini biliyorsunuz. Bunların var olması lazım. Vazifemiz de bu varlığın devamı için. Dünyanın dört bir köşesinde. Çekinmeden, utanmadan, hakaret etmeden ama hakkı söylemek için bu mücadeleye devam etmektir. Duyduklarınızı başkalarına aktarmanız, ifade etmeniz, muhabbetlerinizin ortasına koymanız esastır. Ve bu muhabbetlerin her birinde şimdi bunu mutlaka konuşmalıyız demek zorundasınız. Çünkü bugün konuşmazsak, bugün aktarmazsak, bugün söylemezsek bu çocukları kendi çocuklarınız gibi görebiliyorsanız eğer bir gün kendi çocuklarınızı da o toprağın altına vermeye ve bu şekliyle vermeye hazır olmalısınız. Ez cümle. Gazze kazandı. İsrail kaybediyor. Ümidimiz bu ülkenin de bu zafere ve bu şehadete hem ortak hem de mihmandar olmasıdır. Kısa bir ara ve ardından inşallah sizin sorularınızı cevaplamaya gayret ediyor olacağız. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Allah'a emanet olun.